The place is amazing, you know, all the resort, all the area with the beach, all the installation, the hotel and the beach that we have around here. And also for a congress like this one, you know, talking about business or about the industry. I think it is, in this morning we have seen close than 2,000 people, so it's amazing for an event like this one. And for us, it's a real pleasure just to be here, just to can talk about the brand and also about our team, Real Club Celta de Vigo. As you know, we have Turkish players, so this is a country that is very interesting for us, not only to see the new talent that they are working with, also as for us as a brand. Öncelikle hani etkinlik çok güzel geçtiğini anlatmıştı. Tesisler hani nerede yapıldı, katılımcılar, organizasyonu tebrik etmek istiyor ve davet olduğu için teşekkür etmek istiyor. Aynı zamanda da hani çok ilginç bir karma var. Takımlar var, organizasyonlar var, işin işletme tarafı var. Her şey çok güzel bir şekilde birleştirilmiş. Onu da anlatmak istiyordu. Ve bildiğiniz gibi hani burada hem İspanya'yı hem Real Club Celta de Vigo'yu temsil etmek çok yani çok büyük bir keyif. Çok teşekkür ediyor. Aynı şekilde de hani bildiğiniz gibi iki tane futbol oyuncusu var Celta'da. Hem Emre Mor hem Okay Yokuşlu. Hani ondan dolayı da burada olmak çok büyük bir önem. Genel anlamda yani çok keyif aldığını söylüyor. Hani burada 2000 kişinin neredeyse görebildiğimizi hani bu tarz organizasyonlarda da bu rakamlar çok ciddi bir kitleye ulaşabildiğini gösteriyor. Ondan dolayı çok mutlu. Öncelikle yani bildiğiniz gibi Okay'ın ilk yılı İspanya'da, Emre Mor'un ikinci sezonu bizimle. Bunun tabii Emre'nin zaten orada bulunması Okay için çok büyük bir fayda oldu. Adaptasyon anlamında dili öğrenmek, kültürü öğrenmek. Hani Emre'nin ilk yılı belki bu adaptasyonda biraz daha zor olması, hani olmasıyla birlikte hani Okay için orada olabilmesi çok büyük bir faktör oldu. Hem Vigo gibi bir yerde hani kültürün çok açık olduğu, insanların çok sıcak olduğu bir İspanya'nın bir bölgesinde bence hani iki oyuncunun da adaptasyonu gayet pozitif oldu. Çok iyi insanlar. Onlarla her zaman çalışmaya hazırlar ve ondan dolayı biz çok büyük şeyler bekliyoruz onlardan. Sportif tarafa yani spor tarafına geçersek hani benim alanım olmasa bile diyor. Yani görebildiğiniz gibi Okay hazırlık döneminde küçük bir sakatlık yaşamasına rağmen ondan sonra çok büyük bir güzel bir ivme yakaladı. Her maç oynamaya başladı. Şu anda bile her maçta oynuyoruz ve takımın çok büyük bir parçasına dönüştü. Emre Mor'da bildiğiniz gibi tam o sisteme oturtma olmasa bile çok güzel, çok efor sarf ederek ve yeni antrenör de var. Yeni antrenörün sistemine de oturtabilecek bir noktaya gelmeye başladı ve gelecek haftalarda da Emre Mor'un takımında yer bulacağını düşünüyorum. Genel anlamda ama yani iki oyuncuyla da müthiş bir yani performans var. İletişim çok güzel. Hatta sosyal medyada da takip etmenizi davet ediyoruz. Çünkü hem takım yani antrenmanları izleyebilirsiniz. Okay'ın ve Emre'nin videoları var. Bütün takımın 360 derece bir şeyle bütün onların iletişimi görebilirsiniz iki oyuncunun da. I think it's good. It's very good. Yani öncelikle çok net bir cevap veremem yani benim alanım olmadığı için ama tabii ki her zaman Türkiye'ye de bakmak lazım olduğunu inanıyorum. Ama ayrı şekilde de şeyi belirtmem lazım. Galicia'da altyapı, Canteira dediğimiz altyapı çok güçlü ve bu İspanya'da da hani sadece Real Club Celta de Vigo değil de diğer bütün takımların da çok odaklandığı bir nokta. Ama aynı zamanda da hiçbir zaman yani hep eve bakmamıza rağmen dışarı bakmamayı unutmamak lazım ve bildiğiniz gibi Türk Ligi Avrupa'nın Avrupa seviyesine en üst liglerden bir tanesi. İlk yani çok rahat şekilde ilk ona girdiği için her zaman bir gözümüz bu pazarda olmalı.
Yani öncelikle spor anlamında elimizden geleni yapmamız lazım. Yani bildiğiniz gibi benim alanım değil ama her zaman tutkuyla ve azimle maçlara çıkıp ve her maçı son maçmış gibi oynayarak kazanmaya çalışmak lazım ve bu her takım için doğrudur. Daha fazla pazarlama tarafına geçersek bir hikaye kurmak, bir tutku kurmak ve bunu hem uluslararası hem İspanya içinde bütün pazarlara şey yapmamız lazım. Yani çok büyük bir şekilde bir çalışma yaparak Real Club Celta de Vigo'yu bir uluslararası markaya oluşturmaya çalışıyoruz ve bunu bugün buraya geldiğimiz gibi bu etkinlikte Türkiye pazarına odaklanmamız lazım ama bunu bütün dünyada diğer ülkelere nasıl ulaşabileceğimizi analize ederek ve bütün bu stratejileri belirleyerek en azından marka değeri anlamında belli bir kısa yol yapıp ve Real Madrid ve Barcelona gibi takımlara, isimlere ulaşmamız lazım. Arayı kapatmamız lazım ve yani başlangıç olarak pazarlama tarafından tabii bu ismi kullanarak belli bir pazarlama imajı verilebilir ama spor anlamını biraz anlatmaya çalışırsam yani bu tamamen takım kararına kalmış olan bir şey. Hani pazarlama tarafından ama sadece İspanyol pazarı için efektif bir çözüm. Mesela Soldado'yu Fenerbahçe'ye transfer ettiğinizde yani İspanyol basını, İspanyol markaları takip etmeye başlıyor ve doğal olarak bir ilgi çekiyor. Ama bu spor şeyine döndüğümüzde tamamen takımların karar vermesi lazım olduğu bir şey. Yani bu transfer hem İspanyol büyük yıldızları yani hem büyük yıldızlarda olabilir, hem genç yıldızlarda olabilir. Ondan dolayı yani daha net bir cevap veremiyorum.